Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Allah Azze ve Celle günümüzü mübarek eylesin inşallah. Şu anımıza kadar yapmış olduğumuz kusurları, günahları Tevvab isminin hürmetine affetsin inşallah. Sevgili kardeşlerim, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala nasip ederse 3 haftalık bir zaman diliminde İslam ahlak ve ahkamının anlaşılmasına, yaşanmasına ve yayılmasına vesile olan en önemli amellerden biri davet konusunu inşallah gündemimize taşıyacağız. Allah nasip ederse bu önemli konuyu farklı bir uslup ve usul içerisinde gerçekleştirip bu alanda tek bir kitap, neşredilmiş tek bir kitap olması hasebiyle Seyyid Muhammed Nuh'un Ferdi Davet Fıkhı kitabını okuyarak mütalaa edeceğiz inşallah. Seyyid Muhammed Nuh bu kitabı 6 bölümden oluşturmuştur. Bu kitabın 1. bölümü ferdi davetin mahiyeti, şekli ve meşruiyeti. 2. bölümü ferdi davetin faydaları ve özellikleri. 3. bölüm ferdi davette öncelik sırası. 4. bölüm ferdi daveti yerine getirenlerin ahlaki özellikleri. 5. bölüm ferdi davetin metot ve merhaleleri. 6. bölümde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminden ferdi davet örnekleridir. Biz her bir bölümü sırayla bir kardeşimiz okumak kaydı şartıyla inceleyeceğiz ve bunu günlük hayatımızın içerisinde inşallah yansıtmaya çalışacağız. Ancak bugün Allah nasip ederse ferdi davet fıkhına geçmeden önce niçin davet etmeliyiz sorusunu 8 tane başlıkla cevaplandıracağız. Allah nasip ederse. Allah-u Teala önce nefsime daha sonra sizlere fayda vermeyi nasip etsin. Kardeşlerim, niçin davet etmeliyiz sorusuna vereceğimiz 1. cevabı şu şekilde belirliyoruz. Davet, cehennem ateşine dolu dizgin koşanları durdurmak için yapılan en büyük çabalardan bir tanesidir. Kardeşlerim, malumunuzdur ki Arabistan yarım adasını incelediğimizde her tarafı çöllerle kaplıdır. Sağınıza baksanız, solunuza baksanız, önünüze baksanız, arkanıza baksanız çöl yığınlarıyla, kum taneleriyle karşı karşıya kalırsınız. Ve çöl üzerinde hiçbir zaman iz barındırmaz. Bugün görmüş olduğunuz bir alameti akşam görmüş olduğunuz bir kum tepesini daha sabah olmadan bulamayacaksınızdır. Ancak Arapların da vazgeçilmez güzergahları hep çöller üzerindedir. Hele teknolojinin uzak olduğu binlerce yıl öncesini düşünürseniz Araplar için çöl bir taraftan da büyük bir tehlikedir. Bakın kardeşlerim, Araplar ticaretlerini bu kum taneleri üzerinde yapmaktadırlar. Kervanlarını Suriye'ye, Irak'a, nereye derseniz deyin, pazarlarına bu yol üzerinden sunmaktadırlar. Araplar kendi kabilelerinin putlarına saygı göstermek ve ibadet etmek maksadıyla Kabe'ye çölleri aşarak ulaşmak zorundadırlar. Araplar savaşlarını o kum tanelerinin üzerinde gerçekleştirmek zorundadırlar. Ve bakın, orada mukim kalabilmek için, hayatta kalabilmek için, çölün zorluklarından kurtulabilmek için, açlığından, susuzluğundan, sıcağından ve soğuğundan korunabilmenin tek bir yolu vardır. O da nedir? Çölün rehberlerine ihtiyaç vardır. Ve o rehberlerin adı da Hadi'dir kardeşler. Yol gösteren. Her çöle çıktıklarında
kervanlarını kumların üzerinde her yürüttüklerinde, savaş için ordularını hazırladıklarında, ibadet maksadıyla adımlarını attıklarında önlerinde yürüyen bir adam var. Çölü çok iyi bilen, çölleri çok iyi tanıyan, kaybolmaktan uzak, o yürüyen kervanı sağ salim gideceğin menzile ulaştıran bir adam bulunurmuş. Onlar kimler? Hadiler, yol gösterenler. Onlara muhtaçlar bu çölün üzerinde yürürken. Ama gelin görün ki kardeşler, hadilerin dahi girmekten korktukları, adımlarını atmaktan cılızlaştıkları bir yerler var. Neresi oralar? Yehma çölleri. Buraya her hadi giremiyor. Çünkü burası çok geniş sahralar. Burada kaybolmak, kervanları, kervanın içerisindeki malları ve insanları kumların bağrına terk etmek demektir. Şimdi kardeşlerim ne olur düşünün. Bu dünya hayatını büyük bir çöle benzetelim. Ve bizler de bu çölde kum taneleri üzerinde adımlayan kervancılar olalım. Her birimizin şu dünya hayatında en fazla muhtaç olacağı konu önümüzde yürüyecek hadilerdir kardeşler. İnsan niçin yaratıldığını, etrafındaki eşyanın neden var olduğu ve var olan bu eşyanın veya kendisinin neden yarın öldüğü, yok olduğu konusunda o sorunun cevaplanmasına muhtaçtır. Bu ilim kendisinde yoktur. İşte kainata bana bu anlamda yardım edecek olanlar kimlerdir? Zihnime ve kalbime takılan soru işaretlerini benden giderecekler kimlerdir diye seslendiğinde bu nidayı işitenlerden biri de iblis ve askerleridir. Bunu unutmayın. Bu sese ilk kulak veren, o sesi takip eden, o sesi hisseden, o sese hemen yönelen güçten biri iblis ve askerleridir. Ey insan, niçin yaratıldığını, şu kainat neden var olmuştur, sana en doğru şekilde cevaplayacak şu felsefeci adamdır diyerek insanlığın önüne bir hadi koymuşlardır. Sahte hadiler. Ben nereye gidiyorum? Ve yapmış olduklarımın karşılığında nasıl bir hayata yönelmekteyim sorusuna hemen bir siyasetçiyi, bir ordu komandanını, bir atıyorum fikri hastalıklara sahip ya da beşeri bir ideolojiye sahip liderleri hemen önüne dizmektedir. İşte senin bu hayat içerisindeki sormuş olduğun soruların cevabını şu falancalar verecektir diyerek yine sahte ilahlar koymuşlardır. Sahte hadiler koymuşlardır kardeşler. Peki sonuç nedir sizce? Masum yaratılmış Adem oğlu, Allah'ın dininin halifesiyle taçlandırılmış olan Adem oğlu bu sese kulak verdiğinde kendisine uzanan o sahte ele, sahte hadinin eline dokunduktan sonra soluğu cehennem ateşinde alacaktır Allah muhafaza. Ve bakın kardeşlerim, her geçen gün sokaklarımızdan tutun evlerimize kadar annelerimizi, babalarımızı, kız kardeşlerimizi, erkek kardeşlerimizi, sokakta beraber büyüdüğümüz arkadaşlarımızı kimlere kaptırıyoruz? Sahte hadilere kaptırıyoruz. Peki sonları? Her geçen gün her bir fert, onlarcası, yüzlercesi, binlercesi ellerimizin arasından kaçıp cehennem ateşine doğru koşmaktadırlar. İşte davet o sahte hadilerin önüne dikilip gerçek rehberliği yapmak ve cehennem ateşine koşan o binekli insanları durdurmak için yapılan üstün bir çabadır kardeşler. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu ne kadar da güzel betimlemiş. Sizinle benim aramdaki durum ateşi yakan ve ateşine kelebeklerin uçuştuğu ve onu engellemeye çalışan adamların durumu gibidir. Dikkat edin. Ben diyor sizi cehennem ateşine girmemeniz için kuşaklarınızdan tutuyorum, geri çekiyorum. Siz diyor ellerimin arasından kayıp ateşin içerisine giriyorsunuz diyor. Subhanallah. Bu hadis sahih bir hadistir. Cabir İbni Abdullah
bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiştir. İmam Müslim ve İmam Tirmizi de kitaplarına bu hadisi koymuştur kardeşlerim. Evet, davetçiler binekleri üzerinde cehennem ateşine koşanların kuşaklarından, perçemlerinden, yakalarından tutup gitme kardeşim, etme kardeşim, senin yolunun sonu cehennem ateşidir. Kızıl alevli ateştir. Senin bedenin buna dayanmaz. Senin yüreğin bunu kaldırmaz. Diyerek feryadı figan eden bir adamdır davetçi. Allah rızası için düşünün kardeşler. Kalbi selim olan, kalbi mutmain olmuş olan bir adamın itfaiyeci olduğunu düşünün. En mutlu olduğu an nedir biliyor musunuz? Ateşin içerisinde kendisine uzanan eli çekip onun üzerindeki o tasayı, kaygıyı, korkuyu giderdiği andır itfaiyecinin en mutlu olduğu an. Eğer makam peşinde değilse, mevki peşinde değilse, desinler diye yapmıyorsa en mutlu olacağı an kendisine uzanan eli tutup ateşin içerisinden çıkartmasıdır. Evet, davetçi şu an cehennem ateşinin içerisine aday olmuşları ellerinden tutup çıkartan fedakar insanlardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu konudaki azmimizi artırsın kardeşlerim. Kardeşlerim, niçin davet etmeliyiz sorusuna vereceğimiz ikinci cevap şudur. Bizler davetin vesilesiyle kötülüklerin ve zulmün belini kırarız. Kardeşlerim, ne olur şu etrafınıza bir bakın. İnsanlar bir taraftan cehennem ateşine kayarlarken bir taraftan da sokaklarımıza, evlerimize, caddelerimize, mescitlerimize, vakıflarımıza, derneklerimize, okullarımıza her yana masiyetler ve günahlar dökülmektedir. Her tarafı şu an haram mikropları kuşatmıştır. En zor kazandığımız insanları haramlar yüzünden en çabuk şekilde kaybetmekteyiz bu dönemde. O yüzden İmam Hasan el-Benna rahimeullah bir insanın hidayetine vesile olmakla beraber münkeratın ortadan kaldırılması için mücadele etmemizi istemektedir. Çünkü siz zor şartlar altında birini elinden tutarsınız, arka kapıdan bakarsınız ki o kardeşiniz zinaya düşmüştür. Siz sabahtan akşama kadar nasihat edersiniz, o adam gece vakti evine girdiğinde tekken bilgisayarın tuşu yanlış yerlere tıklamaktadır. Siz sabahtan akşama kadar nasihat edersiniz, televizyon bir saatte onun fikir ve zihin dünyasını darmadağın eder kardeşler. O yüzden bizler haramların belini ancak davet gibi üstün bir çabayla yıkabiliriz. Evet kardeşlerim, şu an mescitlerimizde secdeli, dudakları arasından zikir dökülen, Allah'ın rızasını aramak için mücadele eden nice kardeşlerimizi biz kimlere kaptırdık? Haramın çekiciliğine kaptırmadık mı? Haramın cezbediliciğine kaptırmadık mı? Biz buna engel olmadığımızdan dolayıdır ki birçok kardeşimizin ayakları şu an o haramlar bataklığına saplanmıştır kardeşlerim. Allah muhafaza. Evet. Bu konuyu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Müslim'de geçen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden kim bir kötülük gördüğü zaman görürse onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu da imanın en zayıf olduğu noktadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ümmet, Müslümanlar devlet olduğu zaman, kendi idareleri, kendi kanunları, kendi anayasaları olduğu zaman münkeratın boğazına yapışacaklar. Diyecekler ki senin burada nefes almaya yetkin yoktur. Burada senin için hayat yoktur. Senin için burada hayat bitmiştir. Eğer kendi mahallelerinde Müslümanlar güçlüyse, Müslümanlar söz sahibi ise, Müslümanlar bir araya gelip insanları engelleyecek güçleri varsa kardeşlerim bu eli kullanmak zorundadırlar. Bu eli yüzleri dağıtmak için değil, vücutları tahrip etmek için değil, günahkarları
devre dışı bırakmak için değil, günah ortamlarını ortadan kaldırmak için kullanacakları güçlerini. Değilse günahkarlara düşman olmak için değil, günahlara ve masiyetlere düşman olmak için gücünü ve iktidarını kullanacaktır. Eğer sen ve ben bu sokakta kuvvetliysek, içki satanı bir beraber durduracağız. Eğer sen ve ben bu sokaklarda güçlüysek, sözümüz geçiyor ise, ellerimizi kullanmaktan asla geri durmayacağız kardeşler. He, buna gücümüz yetmiyorsa, bu anlamda iktidar, tabir yerindeyse kuvvet bizde değilse, o zaman kardeşlerim ellerimizi kullanamadığımız yerde dillerimizi devreye sokacağız. Dillerimiz bir el gibi çalışacak. Yapma kardeşim. Yapmış olduğun hatadır kardeşim. Bak sen bunu yapmakla kendini ve sana bulaşanları da ifsat etmektesin diyerek tebliğ etmek zorundayız aziz dostlar. Buna da mı gücümüz yetmedi? Buna da mı yapamıyoruz? Buna da mı kuvvetimiz yok? Hiç değilse münkerata ve haramlara karşı bir düşmanlık besleyeceğiz arkadaşlar. Haramlara karşı bir buz içimizde parlayacak. Eğer bu ateş bizde yoksa zaten kesinlikle bilin ki bizden imanın cevheri çıkmak üzeredir. Allah muhafaza. Eğer bir mümin münkerden hoşlanıyorsa yahu İslam gelmesin de ya Müslümanlar iktidar olmasın hani namaz kılalım oruç tutalım. Hani aç yapalım, zekat verelim, zikredelim, mescitler açılsın, camiler çoğalsın. Ama ne olur şu zina engellenmesin. Diyorsa bir kişi o iman elbisesi üzerinde sarkmaktadır, dikkat etmesi gerekmektedir. Bir mümin münkeratla hoşlanmayacağı gibi o münkeratın ortadan kalkması için de eliyle, diliyle ve kalbiyle buğz edecektir kardeşlerim ve mücadele edecektir. Evet, niçin davet ediyoruz sorusuna alacağımız üçüncü cevap. Bakın aziz dostlarım, Allah Subhanahu ve Teala insanlık tarihinde bulunan her bir ümmete insanlığa hayrı dokunacak bir meziyet vermiş. Bir ümmet çıkmış cihad ile meşhur olmuş. Bir ümmet çıkmış zühdü ile meşhur olmuş. Bir ümmet çıkmış ilme yatkınlığıyla meşhur olmuş. Bir ümmet çıkmış Allah Azze ve Celle ona davet etmeyi, tebliğ etmeyi ona kolaylaştırmıştır. Bakın İslam ümmeti, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, yani şu an içinde bulunduğumuz ahir zaman ümmetinin boynuna asılmış çok ayırıcı bir madalyon var. O da ne biliyor musunuz? İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. Bu bizi diğer ümmetlerden bir basamak daha yukarıya çıkartan özellik. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bütün hayırları içine cem etmiş, bulaştırmış bir ümmettir. İçine kavramış bir ümmettir. Ama şimdi okuyacağım ayet Ali İmran suresi 110. Siz insanlar içerisinden çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sözünden yola çıkan müfessirler bunu neye bağlıyorlar biliyor musunuz? Çünkü siz İyiliği emreder ve kötülükten alıkoyar, Allah'a da iman edersiniz. Allahu Ekber. Bu ümmet İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden hayırlıysa davetten dolayıdır. Bu ümmet Süleyman Aleyhisselam'ın ümmetinden, halkından hayırlıysa emri bil maruf nehyanil münker yapmasından dolayıdır. Peki bu ümmetin bağrına, boynuna vurulan bir madalyondan daha bahsedelim mi? Herhalde bu da yapmış olduğu emri bil maruf ve nehy anil münkerden dolayı verilmiştir. Allah-u Teala ne diyor? Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Biz sizi vasat, orta bir ümmet kıldık. Diğer ümmetlere şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye. Bakın ne olur dinleyin aziz dostlar. Bu ümmet, ahir zamanın son anına kadar diğer bütün peygamberlere ve ümmetlerine şahitlik yapacak bir ümmettir. Büyük bir şereftir arkadaşlar. Ne demek istiyorum açıklayayım mı? Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününde Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı, Zülküf Aleyhisselam'ı, kimi derseniz deyin, bütün peygamberleri bir meydana toplayacak. Onların ümmetlerini de bir araya getirecek. Allah Subhanahu ve Teala Nuh Aleyhisselam'a seslenecek. Ey Nuh! Kavmine tebliğ ettin mi? Nuh Aleyhisselam diyecek ki ya Rabbi tebliğ ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de ifadesidir.
Allah Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini çağıracak. Ey Muhammed'in ümmeti, Nuh kavmine karşı tebliğ etmiş midir? Şahit misiniz? Diyecekler ki Allah'ım şahidiz. Musa kavmine tebliğ etmiştir. Yusuf kavmine tebliğ etmiştir. Yakup kavmine tebliğ etmiştir. Her bir peygamber kavmine tebliğ etmiştir. Biz şahidiz. O ümmetler çıkacaklar. O peygamberlerin yolunu takip etmeyenler diyecekler ki yalan söylüyorlar ya Rabbi. Nuh bize tebliğ etmedi. Bize hakkı aykırmadı. İyiliği emretmedi. Kötülükten alıkoymadı. Hemen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti devreye girecek. Yalan söylüyorlar ya Rabbi. Bu kavim, şu kavim, şu topluluk peygamberin davetine icabet etmedi diye şahitlik edecek. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı çağıracak. Ey Muhammed, sen de ümmetinin şahitliğine şahitlik ediyor musun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyecek ki, evet ya Rabbi, benim kavmim doğru söylemiştir. Nuh davet etmiştir. Salih davet etmiştir. Ve bütün peygamberler görevini yerine getirmiştir. Aziz dostlar, bundan daha büyük bir şeref var mı? Bu İslam ümmetini, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini, son ümmeti, ümmetlerin son halkasını, zincirin son halkasını bu seviyeye taşıyan, bu iktidara taşıyan, bu şerefe taşıyan nedir sizce? Emri bil maruf, nehyanil münkerdir kardeşler. Allah-u Teala bu nimet elimizden almasın inşallah. Evet, niçin davet etmeliyiz sorusuna vereceğimiz dördüncü cevap kardeşler. Davet, dünya içerisinde karşılaşacağımız azaba bir sigortadır. Arkadaşlar şu kainata bir bakın. Denizi, ağacı, dağları, gökyüzündeki yıldızları kalbimizde bir sevgi oluşturuyor. Bütün cazibesiyle içine bizi çekmektedir değil mi? Ama tüm bu güzelliklerin içerisinde büyük bir tehlike de yatmaktadır. Nice kavimler hiç beklemedikleri bir anda, hiç beklemedikleri yerlerle azap olmuşlardır. Yer ikiye ayrılmıştır. Gök şimşeğini çaktırmıştır. O etraflarında piknik yaptıkları, eğlendikleri su azgın dalgalarıyla insanları yutmuşlardır. İşte üzerinde yürüdüğümüz, seyrettiğimizde kalbimize neşe veren, zihnimizi rahatlatan yeryüzü içerisinde barınan tehlikeye karşı bizi koruyacak sebep dairesindeki salih amel davettir kardeşler. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bakın ayetinde ne diyor? Sizden yalnızca zulmedenlere isabet etmeyecek azaptan korkun diyor Allah Azze ve Celle. Yeryüzüne bir zulüm mü gelecek? İnsanların işlemiş olduğu haramlardan dolayı yeryüzüne bir azap mı inecek? Ben zaten zalim değilim ki. Ben zaten o haramlarla iç içe değilim ki. Sakın deme. Eğer ona engel olmadıysan, eğer emri bir maruf ve nehyanil münker yapmadıysan, o azap seni de içine alacaktır kardeş. Bunu sakın unutma. Seni de bağrının içine çekecektir. İnsanların yapmış olduğu haram, işlemiş oldukları fahşa, söylemiş oldukları her kötü söz, aynen ayetin ifadesiyle Meryem suresinde göğü çatır çatır çatlatmaktadır. Gök dahi bu sözlerden, fiillerden etkilenirken, arkadaşlar insan eğer buna engel olmaz, buna mani olmazsa, üzerine inecek olan azaptan bir parça da ona isabet edecektir. Dinleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durumu neye benzetiyor? Gemi içerisindeki iki topluluğa benzetiyor. İki topluluk vardır ki diyor, aralarında kura çekmişlerdir. Kura neticesinde bir topluluk geminin alt katına girmiştir. Diğerleri de üstte kalmışlardır. Alt kattakiler suları bitince geminin üstüne çıkıp denizden su alırlar. Sonra kendi aralarında biz kardeşlerimize zarar veriyoruz. Onları bu anlamda yoruyoruz. Onlara sıkıntı çektiriyoruz. Gelin geminin bir tarafına bir delik açalım da kendi suyumuzu kendimiz temin edelim dedikleri anda bu sesi eğer yukarıdakiler duyar ve buna engel olmazlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hepsi beraber helak olacaklardır. Sadece delen değil arkadaşlar. Geminin üstünde bulunanlar da helak olacaklardır.
Ama bu faciayı fark ederler ve buna engel olurlarsa şimdi ne olur dikkat edin. Hadisin devamı aynen şöyle. İkisi de kurtulacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de kurtulacaktır. Demek ki bu kainata azabın inmemesi için, insanlar bu azap dalgasının altında kalmaması için mümin erkekler ve mümin kadınlar davetle büyük bir çabanın içerisine girmeleri gerekiyor. Allah-u Teala azabından bizi emin kılsın inşallah. Kardeşlerim, niçin davet etmeliyiz sorusuna vereceğimiz beşinci cevap, Allah'ın nusretini, yardımını davet gibi temiz bir amelle sağlayacağımızdan dolayıdır. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala Hac suresi 40. 39. Muhammed suresi 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. Eğer siz Allah'ın dinine hizmet eder, yardım eder, bu dini yaşamak ve yaşatmak konusunda bir cehde mücadeleye girirseniz Allah sizin bütün sıkıntılarınızı giderecektir. İçinde bulunduğunuz musibet dalgası içerisinden Allah sizi çıkartacaktır. Ama şimdi ne olur dikkat edin. Ayetin devamı aynen şöyle. Diyor ki وَثَبِّتْ أَكْدَامَكُمْ Sonra da diyor sizin ayaklarınızı sabitleştirecektir, perçinleştirecektir, kuvvetlendirecektir. Neye karşılık? Eğer sen Allah'ın dinine hizmet eder, İslam için çalışırken bir taraftan da musibete uğrarsan sakın korkma, senin yardımcın kim? Allah. Seni isyan etmekten kurtaracak güç Allah'tır. Ayaklarının kaymasından kurtaracak olan güç Allah'tır. Sen Allah'ın dinine hizmet edersen, musibetlerin en büyüğünü yaşasan da oradan seni çıkartacak ve ayaklarını sabit kılacak olan Allah'tır. Yalnız bakın Seyyid Kutup, merhum şehit Seyyid Kutup olayın farklı bir boyutuna bakmış tefsirinde. Ne demiş biliyor musunuz? Allah seni musibetlerin içerisinden kurtardıktan sonra içine gireceğin zafer sarhoşluğunun etkisinden de kurtaracaktır. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Nice insanlar vardır ki en ağır musibetlerden yara almadan kurtulurlar, dimdik ayakta dururlar. Ancak o belalardan kurtulduktan sonra, musibetlerden kurtulduktan sonra şımarıklık, gurur, ben becerdim duygusuyla ayakta durmakta zorlanırlar. Nice insanlar vardır ki diyor, belalardan kurtulup ayakta durmuşlardır. Ama niceleri de vardır ki şımarıp helak olmuşlardır. Bu noktada evet kardeşlerim, eğer biz Allah'ın dinine yardım edersek, beladan kurtulup hayra kavuştuğumuz anda da bizim ayaklarımızı İslam üzere sebat kılacaktır. Allah'tan da tek temennimiz budur inşallah. Altıncı cevabımız. Bizler davet vesilesiyle ecirlerimizi çoğaltmak istiyoruz. Bakın kardeşlerim, İslami ibadetler içerisinde bereketi en fazla olan amel davettir. Seccadenizin büyüklüğü oranında ecir alırsınız. Oruçta açlığınızın ve susuzluğunuzun sıkıntısı kadar ecir alırsınız. İnfak ettiğiniz kadar ecir alırsınız. Ama davet böyle değildir. Sınırı yoktur arkadaşlar. Eğer bir insanın hidayetine vesile olursanız, hidayete gelmiş bir insanın bir hayır işlemesine vesile olursanız, o insanın yapmış olduğu her bir iyilikten ecir kazanacaksınız. Şimdi ne olur düşünün. Evinizde oturuyorsunuz. Çayınızı demlemişsiniz. Meşru bir şekilde ailenizle ilgileniyorsunuz. Aranızda bir muhabbet var. Belki mala yani ile meşgulsünüz. Siz fark etmiyorsunuz ama üzerinize o gece vaktinde seccadelerini ıslatan abidlerin ecirleri yazılacaktır. Siz yatağınızda uyurken, hele bir de sabah namazının dahi farkına varmazken bir bakacaksınız ki üzerinize Allah yolunda cihad edenlerin terleri ve kanlarının ecri akıtılacaktır. Bunlar nereden geldi ya Rabbi?
Ben cihad etmedim. Ben cihad meydanlarında terlemedim. Ben seccadelerimi gözyaşıyla ıslatmadım. Ben zakir bir adam değilim. Bu bana ecir nereden geldi? Hani çok affedersiniz, özür dilerim ama mescidinizde sümüklü bir çocuk vardı ya, ilgilenmekten haya ettiğiniz yeri geldiğinde, etrafınızda dönmesinden korktuğunuz sürekli bir genç vardı ya, işte siz bir vesileyle onun hidayetine vesile oldunuz ya, o genç serpildi, bir abidler listesine yazıldı. O genç serpildi, mücahitlerin kadrosuna girdi. O genç serpildi, Allah yolunda davet etme sancağının ilk taşıyanlarından oldu. İşte sana bundan ecir vardır arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Bir programımızda bir gençten bahsetmiştik. 1980'li yıllarda Fransa'da yaşayan Cadullah, değil mi? Cadullah ismindeki bir İsrailli Yahudi çocuktan bahsetmiştik. Fransa'da yaşayan bakkal bir Müslüman o gençle ilgileniyor. İslam'dan önceki ismi Cad olan o gençle ilgileniyor. Bir gün genç bakkaldan çıkarken bakkal İbrahim sesleniyor. Diyor ki ey Cad diyor, çikolatanı diyor almadın diyor. Çünkü Cad her alışveriş yaptığında istediklerini poşete koyarken bir taraftan da bakkalı görmeden çikolatalar çalıyormuş. İsraillerin karakterinde vardır. Çünkü arz onlarındır, onların anlayışına göre. Senin malın onun malıdır aslında. Aranızda bir fark yoktur. Yalnız bu Müslüman bunu fark ediyor, müdahil olmuyor. Bir, iki, üç, bakıyor ki genç bir gün çikolatayı almayı unutuyor. Diyor ki çikolatanı diyor almadın. Çocuk bu sefer korkuyor, panikliyor. Ben diyor polise mi vereceksin? Ya da diyor beni aileme şikayet mi edeceksin? Yok diyor, asla yapmayacağım. Senden diyor sadece bir şey istiyor. Benim dükkanıma her gün geleceksin. Deri kaplama bir kitap gösteriyor. Buradan bir sayfa çekeceksin. Ben sana diyor onları okuyacağım, sen beni dinleyeceksin. Güzel bir teklif. Masum bir teklif. Sonu acı olmayan bir teklif. Genç bunu kabul ediyor arkadaşlar. Genç her gün Bakkal İbrahim'e gidiyor. O kitaptan bir pasaj seçiyorlar. Bakkal İbrahim ona okuyor, o evine gidiyor. Bir gün Bakkal İbrahim'in yanına indiğinde bakıyor ki kapının üstünde hastanede olduğuyla alakalı bir ilan var. Hemen hastaneye koşuyor. O odanın kapısında Bakkal İbrahim'in oğullarına yaptığı nasihati duyuyor. Benim diyor dükkanımda bir kutu var. Bunu Yahudi çocuğu Cad'a miras olarak bırakıyorum. Tabii genç tüyleri ürperiyor. Müslüman bir adam Yahudi bir çocuğa bir miras bırakıyor. Ve kendisine o kutu takdim ediliyor. Yalnız bu kutuyu hiç açmamış. Hiç dokunmamış. Yıllardır kütüphanesinde süs eşyası olarak kullanmış. Bir gün annesiyle kavga eder. Aklına Bakkal İbrahim gelir. Hani o okuduğu kitap içerisinde pasajlar vardı ya. Her okuduğu kelime ve cümlelerin ardından Cad'ın aslında kalbine ne iniyordu? Rahmet hazineleri iniyordu. Merhamet iniyordu. Sevgi iniyordu. Muhabbet iniyordu. Sekine iniyordu. Bunu Cad İbrahim bakkalı kaybettikten sonra anladı. Sonra dedi ki şu kutuya bir bakayım. Kutuyu bir açtı. Bakkal İbrahim'in kitabı. Hazine bulmuş bir kişi gibi hemen kitabı açtı. Bir baktı ki her bir satır kendi dilinden olmayan Arapça sözlere sahip. Hemen bir Tunuslu arkadaşına gidiyor. Tunuslu alıyor, Tunuslu'ya gidiyor. Hatta şöyle ifade kullanıyor. Diyor ki, bu diyor bakkal diyor İbrahim'indir sihir kitabı. Kabala var biliyorsunuz Yahudilerin. Büyü yaptıkları. Bunu da bir büyü kitabı zannediyor. Bunu diyor bana diyor tercüme eder misin? Arap açıyor bir bakıyor ki bu Allah'ın kitabı Kur'an. Yahudi bu Müslümanların diyor kitabı Kur'an'dır diyor. Öyle mi diyor? Eğer diyor bu Müslümanların kitabıysa ben de diyor iman ediyorum diyor. Genç ondan sonra ismini Cadullah el-Kur'ani diye koyuyor. Sonra İsveç'te 6000 tane Hristiyan'ın veya ateistin hidayetine vesile oluyor. 6000 tane sarı, kırmızı tenli, belki siyah tenli bilemiyorum. İnsanın hidayetine vesile oluyor. Sonra
Kur'an'ı böyle eline alıyor, bakıyor, bir şey dikkatini çekiyor. Önde bir Afrika haritası, altında Nahl suresi 125. ayet. Evlerinize gittiğinizde bakın. Diyor ki herhalde diyor bakkal İbrahim bana alttan Afrika'ya gidip davet çalışmamı yapmamı tembih ediyor der. Soluğu nerede alır biliyor musunuz arkadaşlar? Afrika'da alır. Arkadaşlar birler değil, onlar değil, yüzler değil, binler değil. Kabileler Cadullah el-Kur'an'ın vesilesiyle İslam'a giriyorlar. Bir rivayete göre 6 milyon insan İslam'la şerefleniyor. Yani Selman Avde diye bir davetçi var. O hatıralarında anlatıyor. Diyor ki ben diyor bir seminere gittim. Seminerde diyor konuşmacıydım. Ben diyor Cadullah el-Kur'an'dan bahsettim. Sonra diyor bir Afrikalı heyet geldi. Ellerimizi diyor öpmeye başladılar diyor. Ellerimizi öpmeye çalıştılar diyor. Senin diyor elin diyor Cadullah'ın diyor eline mi değdi diyor. Biz diyor elleri öperiz. Neden? Çünkü biz kabilemizle İslam'la şereflendik. Bunun vesilesi diyor o gençtir diyor. Allahu Ekber. Sonra kendisi ölüm döşeğinde 54 yaşında. Kendisi ölüm döşeğinde doktor yanına yaklaşıyor. Son nefesini verecek artık. Diyor ki ey Cadullah diyor. Şu an diyor ne düşünüyorsun? Neyi hayal ediyorsun? Neyi tahayyül ediyorsun? Hani belki Cadullah'ın dudaklarından şu sözün çıkmasını bekliyordu. Şu an cennetin bahçelerini, cennetin hurilerini düşünüyorum. Öyle demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor şunu merak ediyorum diyor. Şu an 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon ne derseniz deyin. İnsanın hidayetine vesile olmamdan sonra bakkal İbrahim'i verilecek olan cennete diyor merak ediyorum diyor. Allahu Ekber. Meseleyi anlamış yani. Bakkal İbrahim'e milyonlarca insanın ecri gidecektir. Vallahi o adamı kabrinden kaldırsanız deseniz ki sen cad üzerinden böyle bir proje düşünüyor muydun? İnanın düşünmüyordur arkadaşlar. Cad'ın böyle büyük bir meyve veren, gölgesi geniş olan bir ağaç olacağını düşünüyor muydun? İnanın aklının ucundan bile geçmemiştir. Ama vallahi benim Rabbim onu kıyamet gününde kaldırdığında bakkal İbrahim şöyle arkasına bir bakacak. Siyahıyla, beyazıyla, kırmızısıyla, sarısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarıyla bir ümmet arkasında yürüyecek. Sanki biz de hayal ediyoruz diyecek ki Rabbim bunlar kim? Vallahi ben bunların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini görmedim. Kokularını dahi hissetmedim. İşte o çikolatayı çalan cadın eliyle İslam'a giren insanlar ve onların ecirleridir diyecek Allah Subhanahu ve Teala. Allah-u Teala bizi bundan mahrum etmesin. O yüzden kardeşlerim davet sahası çok geniş olan, ecri çok geniş olan, rahmeti çok bol olan salih amellerden bir tanesidir. Allah-u Teala anlamayı ve idrak etmeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim bu konuyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de, Tirmizi'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de geçen bir sözle meseleyi çok güzel izah etmiştir. Kim doğru yola çağırırsa o yola tabi olanların ecri kadar ecir alır. O yola tabi olanların ecirlerinden de hiçbir şey eksiltilmez. Kim de dalalete çağırırsa, sapıklığa çağırırsa, ifsadın kapısını açarsa Allah muhafaza ona uyup günah işleyenlerin günahları kadar ceza alır. O günahların günahından da, o günahkarların günahından da hiçbir şey eksilmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, niçin davet etmeliyiz sorusuna vereceğimiz 7. cevap. Kardeşlerim, davet, daveti kabul edilenlerin, olumlu cevap verenlerin son kalesidir, son limanıdır arkadaşlar. Unutmayın aziz dostlar. İlgilendiğiniz her bir insan, arzu ettiğiniz seviyeye geldikten sonra dahi ellerinize ihtiyaç hissedecektir. Varlığınıza ihtiyaç hissedecektir. Sözlerinize ihtiyaç hissedecektir. Nasihatlarınıza ihtiyaç hissedecektir. Çünkü siz ümmetin son limanısınızdır.
İnsanlar korktuklarında, hataya düştüklerinde sığınacakları liman sizsinizdir. Buna en güzel örneği ki Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 47 ve 55. ayetlerinde Musa aleyhisselamın hayatında verir. Hatırlayın diyor İsrailoğullarına. Hatırlayın. Biz sizi Firavun'un zulmünden kurtarmıştık. Nasıl bir zulüm? Kızları serbest bırakıp erkekleri diri diri kesilen bir zulümden Allah kurtarmıştı. Bu ayetlerin tefsirini İbn Kesir'de okuduğunuzda bakın şöyle bir faciayla karşılaşacaksınız. Firavun ebelerini doğum yapacak evlere gönderir. Ebe hamile olan kadını, doğum yapacak olan kadını alır, bir çukurun yanına getirir. Eğer çocuk kızsa onu alır, temizler, annesinin kucağına bırakır. Ama çocuk erkek doğacaksa direkt o çukurun içerisine atarlar ve üzerini kapatıp öldürürler. Allah İsrailoğullarını böyle bir faciadan kurtardı. Sonra Firavun'un askerlerinden Kızıldeniz'i ikiye yararak kurtardı. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Allah diyor ki biz Musa ile Tur Dağı'nda 40 gün buluştuk diyor. Yani 40 gün boyunca Allah Musa aleyhisselamı Tur Dağı'nda tuttu, ona vahyetti. Sonra 41. gün Musa aleyhisselam kavmine geri döndüğünde o hakkı tamamen gören, apaçık mucizelerle karşılaşan, Allah'ın varlığını ve birliğini her şeyiyle kavramış olan topluluk baktılar ki Samiri'nin buzağına tapıyorlar. Ve diyorlar ki ey Musa sen de şu Samiri'nin buzağı gibi bize bir ilah edinsene dediler. Subhanallah. İman eden, mucizeleri gören, zulmün en büyüğünden kurtulan topluluk Musa aleyhisselam gittikten sonra bir baktılar ki şirke düştüler. Allah muhafaza küfre düştüler. Sonra Musa aleyhisselam kardeşinin sakallarından tuttu. Dedi ki ey anamın oğlu dedi bunların hali nedir? Harun aleyhisselam dedi ki sakalımı çekmeyi bırak. Ben onlara nasihat ettim ancak beni dinlemediler. Sonra Musa aleyhisselam kavmine döndü ve dedi ki ey kavmim içinde bulunduğunuz durumdan dolayı aciz bir şekilde kendinizi böyle selsefil bir şekilde sokarak Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah'tan başka günahlarınızı affedecek yoktur dedi. Ve kavmi tevbe edip Allah da onları mağfiret etti kardeşlerim. Şimdi ne olur aziz dostlar. Sizin sesinizi işitip davetinize icabet eden kardeşlerinizi kesinlikle yalnız bırakmayın. Harama düşeceklerini anladığınız anda hemen o seslerinizi onun kulaklarının arasına dökün. Kalplerinize hükmedin. Değilse bu davet sadece küfürden, şirkten, haramların içerisinde yoğrulan bir kalbi alıp İslam'ı kazanmak için yapılan bir çaba değildir. Bu çaba, bu daveti kabul edenleri sıcak, canlı, ruh sahibi tutmak için de yapılan üstün bir gayrettir. Allah Subhanahu ve Teala anlamayı bizlere nasip etsin. Ve son 8. cevabımız kardeşler, davet yeryüzünün bağrına salih, muttaki, abid, muhsin insanları bırakmanın üstün çabasıdır. Bugün davetle yanınıza Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Alilerin, Osmanların, Musabların bir versiyonlarını alırsınız. Bugün davet vesilesiyle bu aymaz toplumun içerisine İffet abidesi bir Meryem koyarsınız. Kocasına vefa gösteren bir Hatice'yi yetiştirirsiniz. Her fırsatta elini İslam'ın gelişmesi için açan Zeynep'leri koyarsınız. O yüzden davet bir taraftan küfrü engellemek, zulmün belini kırmak ama bir taraftan da bu topluma salih, abid, muttaki, muvahhid insanları alternatif olarak yerleştirmenin de çabasıdır. Allah Subhanahu ve Teala bu meseleyi de anlamayı ve kavramayı bizlere nasip etsin. İşte kardeşlerim biz bu saydığımız ve saymaktan aciz kaldığımız
unuttuğumuz, ilmimizin eksikliğinden dolayı hatırlayamadığımız birçok meseleden dolayı davet yapmak zorundayız. Bu 8 maddeyi gerçekleştirmek veya bu 8 maddeden bir maddeden istifade etmek için davetle mükellefiz, sorumluyuz aziz dostlarım. Bu konuyla alakalı son bir mesele değinip inşallah bir ara vereceğiz. Sevgili kardeşlerim, üzerinde konuşulan, tartışılan, İslam ümmetinin de ihtilaf ettiği bir meseleye değinmek istiyorum. Emri bir maruf, nehyanın münker, yani davet farz mıdır, vacip midir, yoksa Peygamber aleyhisselamın sünneti midir? Bu meseleye değinip bir ara vereceğiz inşallah. Kardeşlerim, Allah-u Teala Ali İmran suresi 104. ayetinde وَلْتَكُنْ اُمَّةً مِنْكُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ diyor. Dikkat edin, sizden. Kim o sizler? İslam ümmetinden. İyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Bu ayet, ümmetin bu meselede ihtilaf etmesine sebep olmaktadır. Bakın, buradaki minkum sizden, buradaki min, eğer diyorlar Allah Subhanahu ve Teala beyan için min edatını kullandıysa, ümmetin hepsi diyor bundan sorumludur. O zaman davet farz-ı ayındır. Sizden diyor bir topluluk bulunsun derken, sizin hepiniz bu işin içerisinde olsun. Ama diyor buradaki min, eğer diyor bazı, bir de bazı anlamına geliyor. Eğer diyor bazılarınız bu işin içinde olsunsa, o zaman diyor davet farzı kifayedir kardeşlerim. Bakın bu ayet bir tarafıyla rahmettir. Eğer Rabbimiz, ey mümin erkek ve mümin kadınlar, davet sizin üzerinize farz kılınmış bir iştir deseydi, o zaman bu topluluğun 7'sinden 70'ine kadar herkes namaz gibi bu amelden sorumlu olacaktı. Ama Rabbim, bakın bu olayı İslam ümmetinin içinde bulunacağı dönemlerin farklılığından dolayı esnek bırakmış. Net bir çizgi çizmemiş. Eğer İslam ümmeti içerisinde bir fert dahi davet edecekse, davet ona farzdır, diğerlerine farz-ı kifayedir. Ama İslam ümmeti içerisinden bir kişi dahi davet için çıkmazsa, o zaman o topluluğun hepsine davet farzdır arkadaşlar. O yüzden ne olur azizdi kardeşlerim, bunu kendi üzerimize bir farz gibi kabul edip, davetin sorumluluklarını kabullenip, saymış olduğumuz 8 maddeyi göz önünde tutup, bu ümmetin kurtuluşu için, Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması için mücadele edelim. Ve bakın size bir hadisi hatırlatacağım. İmam Ahmed bin Hanbel'de geçen bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber oturuyor. Diyor ki, öyle bir ümmet gelecek ki, onların yapmış olduğu her bir hayır, 50 kişinin yapmış olduğu hayırla mukabele görecektir. Sahabe sordu, dedi ki ya Resulallah, bizden 50 kişi mi, yoksa kendi dönemlerinde yaşayan adamlardan 50 kişi mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizden, yani sahabeden 50 kişinin ecri, dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün bizler, düşünün kardeşlerim, bir hayır işlediğimizde, hayrın büyüğünden küçüğüne kadar gözünüzde ne beliriyorsa işlediğinizde 50 tane sahabenin yapmış olduğu hayır gibi karşılık bulacaksınız. Hele şimdi ne olur biraz daha düşünün. Davet gibi bereketli bir amelin içinde bulunursanız, davet organizasyonun başında, ortasında, sonunda herhangi bir görevi alırsanız ve insanlar sizden istifade ederlerse 50 sahabenin ecriyle mukabelede bulunacaktır. Bu büyük rahmetten istifade edelim inşallah. Allah Azze ve Celle bu anlamdaki adımlarımızı kuvvetlendirsin, zihinlerimizi güçlendirsin. Velhamdülillah.